Niğde'de gayrimenkul sektöründe ne tür gelişmeler yaşanmakta? Niğde'de bulunan Kayasov İnşaat'la çok özel bir röportajımız var. İzliyoruz. Sayın Arısoy, öncelikle hem sizi tanıyalım. Sizi tanırken de tabii Niğde'de inşaat sektörü gelişme ve değişme olarak hangi yönde, arz talep dengesi nedir ve sizin bu alana katkılarınız nelerdir? Öncelikle onu izleyicilerimizle paylaşalım. Bizim burası öğrenci olan, dışarıdan göç alan, efendime söyleyeyim, bir ufak bir ilimiz. Biz sizlerle sayesinde bunu ilerletmeye çalışacağız. İnşaat sektörü de burada ihtiyaç olan insanların kalite oranını biraz daha yükselterek, biraz daha şeye layık olan Niğde halkını biz de elimizden geldiğince daha üst segmentlere taşımak için çaba sarf ediyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Buradaki yaptığımız fizibilite raporlarına göre insanların talep ve arzları üzerine biz de yeni yeni projeler üreterek onların isteklerini, arzularını sunuyoruz. Çok güzel. Kayasoy İnşaat olarak bu sektördesiniz. Evet efendim. Kaç yıldır bu işi yapıyoruz? Öncelikle onu sorayım. Biz burada inşaat sektörü olarak 5 yıl varız. Bundan önce de bizim Adana'da bir geçmişimiz var. Devam eden orada inşaat sektörü ve mobilya sektörü olarak var. Ben doğuma büyüme Niğdeliyim. Efendime söyleyeyim, yıllardır çalıştığımız, çaba sarf ettiğimiz birikimlerimizi, midemizi gelişmesinde, ekonomisinde katkı sağlamak için bir sektörü seçtik, bu sektörde de devam ediyoruz. Projelerinize değinelim. Niğde'nin nerelerinde hangi isimle projeler üretiyorsunuz ve bu projelerinizin özellikleri nelerdir, neler sunuyorsunuz? Efendim biz Kayasoy İnşaat olarak Niğde'nin Amas mevkii dediğimiz Amas semtinde toplamda 55 daire olmak üzere bir projemiz var. Beyaz Saray Evleri, Kayasoy İnşaat Beyaz Saray Evleri olarak bunları yaptık, teslim ettik. İnsanlarımız oturuyor. Yanında tekrar ayrıyeten projemiz devam ediyor. İnşaatımız devam ediyor. Boryolu dediğimiz semtte yine bir ayrı projemiz var. O projemiz devam ediyor. O projemizde Cadde Park, Kayasoy Cadde Park olarak bir bloğumuz var. Orası devam ediyor. Ayrıyeten hastaneler mevkiinde Fertek yolu üzeri dediğimiz bölümde Kayasoy'a ait çift ikiz kule olarak 100 dairelik bir projemiz var. İnşaatımız devam ediyor. Şantiyemiz, projelerimiz, inşaatımız da şu anda belirli bir seviyeye geldi. Bu 3 bölgede Niğde halkına hizmet vermeye devam ediyoruz. Biz buradaki projemizin bir tanesi komple site. Yüzme havuzundan, çocuk oyun parkından, mescidinden, efendime söyleyeyim, marketinden, oyun salonlarından, efendime söyleyeyim, sosyal faaliyetleri olan, güvenliği şeyi olan bir site yapıyoruz. Onu da insanların şehir hayatından çok stresli olup da bıktığı için, park sorunları fazla problemli olduğu için site tarzını tercih ediyorlar. Öyle gözlemledik. O açığı gördük. İnsanlarımız da orada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Böyle bir proje ürettik. Devam ediyor satışlarımız, efendime söyleyeyim, imalatımız da devam ediyoruz. Biz de elimizden geldiği kadar karınca midemize faydalanmaya çalışıyoruz. Güzel. Biz konsept olarak şöyle düşünüyoruz. 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1. Burada her daireye uygun insanlarımız var. Elit insanlarımız var. Şehir değeri yüksek olan insanlarımız var. 4 artı 1 kalabalık olan da bir şehirdeyiz. Yani aile nüfusu kalabalık olan da bir ildeyiz. Ondan mütevellit biz 4 artı 1, 3 artı 1, 2 artı 1 olarak ürettik projelerimizi. Her kesime hitap edebilen şeyimiz var, projemiz var. Öncelikle programımıza katılımınız için, bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Sayın Arısoy. Son olarak izleyicilerimize neler söyleyebiliriz? Hem Niğde ile ilgili hem yaptığınız projelerle ilgili hem de bu sektöre girecek olan girişimcilere örnek olacak şekilde neler söyleyebiliriz? Ben Niğde halkını çok seviyorum Niğdeli olarak. Doğma büyümede Niğdeliyim. Niğde halkını da çok seviyorum. Niğdeli'ye hizmet etmekten de onur duyuyorum. Ayrıca bize ilgi alaka gösterdiğiniz için medya olarak size de çok teşekkür ediyorum.